Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Röportaja çıktım. Ay Storm'un heyecanlı bir yarabbim. Nasıl geçti? Ay valla güzel geçti. İlk önce elim ayağım titredi, ellerim terledi, kalbim güm güm atıyordu. Yani İstiklal gibi bir caddede, o kadar kalabalıkta. Yani işte ite kaka yardım ede sağ olsunlar. Yapmış oldum ya da yaptığımı sayamam ama tabii deneme yaptık ama yani. Güzel. Evet, demo yaptık. Demo röportaj. Hep merak ederdim, çok isterdim. Yani bir LGBT bireyi olarak birilerine soru sormak, ne bileyim bir tepki alır diye korkuyordum ama hiç öyle bir şey olmadı. Bu arada böyle röportajlar çıkan neydi o güllü? Fehmi daha sağladı. Ondan sonra da ilk sen varsın. Evet. Tebrik ediyorum. Ay teşekkür ederim. Eda ile sokak sokak. İnşallah bundan sonra olur. Biliyorsun ki Ahmet Kural'a Sıla'nın açtığı davadan dolayı 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu konu hakkında bize neler söyleyebilirsin? Yeah. Sence Ahmet Kural bu cezayı hak etti? Bakın ben anladım. Ben bu konuyu ilk duyduğumda şöyle olmuştu. Bakın tamam, bir erkeğin bir kadını el kaldırması, şiddet uygulaması affedilemez, alınamaz bir şey. Ama ben şunu demiştim o zaman, tweet dağıtmıştım. Ahmet Kural'ı bu dereceye getiren bir neden neydi yani? Hani bir erkek sonuçta. Aldatma deniyor. Hatta erkek kişi yani kadın aldatıyorsa tabii ki erkek yani öldürmedi duaysa o zaman. Bilmiyorum, aldatmış mı? Şey yani böyle nasıl bu tabii Ahmet Kural çıkıyor da beni aldattım diyemez erkekliğine. Yok, şey diyemez yani. Muhabbet olmuş geçmiş aralarında. Olabilir, ne var ama onda? Bu konu tabii biraz derinleşmiş ve galiba devam ettiğini öğrenmiş falan filan gibi şeyler. Yani ne bileyim, ikisini aynı anda teraziye koyup hangisi ağır gelip hangisini daha devam edeceğine karar verme aşamasındayken bu olmuşsa. Yani o yüzden yani 16 ay 20 günde hapis cezası kadına şiddet için az. Ama işte nedenler, hafifletici nedenler, şunlar bunlarla herhalde daha... O yüzden şu an kesin. Yani temize gider, bir şey gider. Yani yazık günah... Seviyoruz Ahmet Kural'ı. Ben çok sevmiyorum. Ben çok hoşlanmadım. Hiçbir zaman Cem 20'dir, ikisini birden... Düğünden ne falan çizemedim. Yok, hiçbirini izlemedim. Yani bir... Ayrıca şaşkınız. Yok, hayır. Bana şey geliyor. Kardeş yok, hayır, seyretmedim. Bana şey geliyor böyle... Çalgı çengi. Yok, hayır. Yani bir Zekin Alasya, Metin Akpınar olamadılar. Bir şey, hani o tarz bir şey olamadı. Ben çok şey hani sadece belli bir kesime hitap eden komedileri sevmiyorum ben. Yani komedi dediğiniz evrensel olacak, herkesi güldürecek, herkesi yapacak. Recep İvedik'i de ben sevmedim. Yani kim gülüyor Recep İvedik'e? Çok merak ediyorum. Kime bakın, Kemal Sunal'a gülerim. İşte o tarz kalitede, kalitede değil. Şu anki çağda zor. Ama sen şu anki çağ olarak bir bak bakalım. Şu çağda ben güldür güldüre gülüyorum. Tamam. Ondan sonra BKM'de o çok güzel hareketleri sevmiyorum. Hele o Yılmaz Erdoğan orada böyle futbol koçu, basketbol koçu, daha da tenis koçu gibi orada oturup da ondan sonra... Sen o kadar zıtsız. Yani hiç sevmiyorum ben böyle şeyleri. Evet, ondan sonra onu seviyorum. Jazz Society'ye çok gülüyorum. Gülse Birsel, olay, oh my god. Ona çok gülüyorum. Kendi düşlerini yapanları sever. Evet. O da bir komedi. O da komedi yani. Bir ama komedi, o daha çok... Kahpe Bizans gibi, Yahşi Cazibe gibi. Tamam, o güzel de şeydi, Büro Güven'le alakası, Büro Güven'de şeyi var. Çocuklar gibi. Ama bakın, onda aile komedisi, güzel. Evet. Ama komedi işte değişiyor, aile komedisi var. Kendi yani düşlerinde komedi yazanları. Bir sürü komedi çeşidi var yani. O yüzden ben bilmiyorum, hiç sevemedim Ahmet Kural'ı. Bir de bir şey söyleyeceğim, hiç kusura bakmasınlar. Yani... Sıla gibi bir cool kadın, Ahmet Kural gibi bir adamla ne buldu ben yakıştıramadım. Hiçbir zaman da bu nasıl bir... Ahmet Kural gibi cool bir erkeğin Sıla gibi bir kadından ne bulduğunu soruyor. Ay, bakın Sıla sahneye çıktığı zaman devleşir. Ama Ahmet Kural sağ kamera önünde geçip de hatları gotleri kıtırları yapıp bir şey yapmıyor. Tamam ama... Bir şarkı söylüyor, bir tamam. Oyunculuk. Ama şimdi oyunculuk... Yani Allah aşkına komediyi herkes yapar, kusura bakmayın. Komedyenin olması için şeye gerek yok. Komediyi sen de yaparsın, ben de yaparım. Sana bir rol verirler. İnsanları güldürmek zor, ağlatmak kolaydır. Yani bilemiyorum, öyle bakışlarla, hareketlerle, o diyalektle ben çok gülmedim, kusura bakmasınlar. Türkiye'nin yani... Jim Carrey'si diyorlar çünkü mimikler falan, biliyorsun o yaptığı hareketleri. Ay, başka soru var mı? Bazıları şey diyor yorumlarda. Çok işte beddua ediyor, çok işte Eda böyle çok kötü konuşuyor falan filan. Arkadaşlar buradan tekrar söylüyoruz izleyenlere. Programın ismi Eda ile... Açık açık. Ayrıca
Bedduayı ben boşa etmem. Hak ediyorsa eder. Hak ediyorsan bana da eğdin. Hiç problem değil. Çünkü ben bir beddua savarım. Çünkü kalbim güzel. Devam! Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay anjiyo operasyonu geçirdi. Bu üzücü olayla ilgili düşüncelerin ne? Yani yaş kemale erdi o vücut. Bir gün geldi hesap sordu. Tabii ki Orhan anjiyo mu oldun? Kalk yerine yat uyum orada. Sevim Emre'cim dünyanın en güzel hemşiresidir bence şu an. Yani... Onlar da bütün evlenmeli ya. Ya onlar evli değiller mi? Aa şey var. Az önce şeyi söyledin ya Fehmi daha sağladı. Bir tane röportajda diyor ki kız diyor şeyi diyor. Birine söyle kız diyor. Oray Sevim Emre diyor ne fena kadın diyor. 40 yıl önce diyor bir boşnak böreğe getirmiş adamı diye bir bağlamış diyor. O günden adam diyor başka kimse gözü görmedi diyor. Ama bak eski yaşları görüyor musun? Belki de imza atılsa bu kadar uzun sürmez. Bakın sevgiyi geçin. Saygı varsa sevgi kendiliğinden gelir. Siz, yani sevgi saygı olmadığı yerde hiç sevginin esamesi okunmaz. O yüzden büyük üstad geçmiş olsun diyoruz Orhan Baba. Allah seni bize bağışlasın. Abi. Ama yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yaş kemalleri vücut sizden bir hesap sormaya başlıyor. Benim babam da rahmetli anjiyo oldu. Bir de hep böyle durulursa herhalde ağrır artık. Yani zor bir süreç. O kum torbaları konuyor üstüne falan. Ay işte kasıktan giriyorlar. Ay kalbe kadar kasıktan mil sokuyorlar. İnce bir tel sokuyorlar. Çok şey. Geçmiş olsun efendim. Orhan geçmiş olsun. Beyhudar. Sen de yavrum. Işın Karaca YouTube'da sahte tık alanlara karşı bir WhatsApp grubu kurmuş. Ay beni niye almamış oraya? Bu grupta ünlü isimlerin yanı sıra hukuk danışmanları da var. Işın Karaca'nın bu hareketi ve sahte tıklarla ilgili yorumların nelerdir? Işın Karaca'nın sahte tıklarla ilgili yorumunu dinlemedim, bilmiyorum ama ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki hiç hoş bir şey değil. Yani ben bunu Reymen'de de yaşadığımı düşünüyorum. Yani bir insan bir günde ya da birkaç günde 18 milyon izlenen imkansız yani. Yok imkanlı. Nasıl imkanlı? Yok olur. Nasıl Türkiye imkanlı? Şartlarında Allah... Reymense kızlarımızı biliyorsun. Ya geç ne kız ya? Maça kızı. Kupa kızı olmasın o. Hayır baksana kadın bunu yani yapıyorsa bir bildiği vardır yani bunların üzerine konuşuyor. Öyle şey olabilir mi? Bir kişi 18 milyon 800 nasıl izlenir bir günde? Bir de sahte takipçiler diye bir şey var biliyorsun. Sahte nerede? Takipçiler Instagram'da. Instagram'da var canım ama bunu bakın bunu A'dan Z'ye hepsi yapıyor. A'da en ummadığınız sanatçı bile yapıyor. Çünkü keşfede düşmek diye bir şey var. Günahları boyunca değil. Günah değil bu. O Instagram başka bir şey. Ama Instagram'da para... YouTube'da günahları bu. Hayır, Instagram'da para kazanmıyorsun ama YouTube'da para kazanıyorsun. Yani bu sahte kazanç. İyi demiş. Evet. O Işık Karıcı zaten dili dolu, dobra bir kadın. O herhalde efe bir kadın. İyi yapmış kız beni de yaz. 535... Demet Akalın'ın yeni klibi ne yapıyorsan yapı dinledin. Demo harika bir klip olmuş. Oo, ay çok güzel yapmışsın Demo bayıldım. Dünya standartında biliyorsun hemen tweet attım ben sana. Tabii tweetleri okuyor musun okumuyor musun tınlıyor mu tınlamıyor musun hiç umurda değil. Ama dediğim gibi ablacığım hep bir yerlerde hata yapıyorsun. Nasıl bir hata yapıyorsun? Klip olay şarkı yanlış. Bazı kliplerinde de şarkı doğru klip dandik. Ay niye bunu yapıyorsun yani seni böyle ne bileyim. Bunu yönet çalıştığın kişiler ya da klip bunu göremiyor mu yani bizim gördüğümüzü sen göremiyor musun? Klip olay, şarkı çok olay değil. 10 üzerinden 8,5 diyebilirim. Yani o klibe hit bir şarkı yapsaydın prodüktörlüğe yakışı ay süper olmuştu gerçekten. Ama dediğim gibi Demo'cum yani bir yerde hata yapıyorsun. Şarkı çok güzel beğenme ama klip dünya standartında. MTV'de bile döndürülebilir. Number One bilmem işte VHS'de. Ama ben bilemiyorum kusura bakma. Ben yayınlamam kendi kanalımda. O da zaten size çok meraklı değil Ozan Bey. Kanalımızı satıyorsun hemen demek. Hayır o meraklı değil dedim. Tamam bize meraklı değil öyle diyeyim o zaman. Bak kendimi de sattım. buyurunuz. Demom. Şeyma Subaşı YouTube kanalı açıp kızın bir sayıda oyuncaklarla oynadığı bir video çekmek istiyormuş. Allah o suyun başına. Sen de açmalı mı bir YouTube kanalı? Mesela bu hakkında bir şey. Evet. Allah o suyun başından gelemeyesin emi karı. Suyun başı. Ay Allah'ım yarabbim. Ay, yani bakın bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlatayım? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kerincan'ın fenomen olduktan sonra ruj markası lipstick çıkartmaya benziyor.
Kadın bir şeyi tutturdu. Her şeyden yapmak istiyor. Her şeyden para kazanmak istiyor. Çünkü yol açtılar ona. Çünkü kendi o özgüveni buldu. Dokudan dokundu. Neyse de yani bu böyle bir şey yani. Her şeyden nemalanmak istiyor insanlar. E çok doğru. Yapacak bir şey yok. Vermeyin prim. Almasın cesaret. Bu kadar basit. Enes Batur 10 milyon abone plakatına sahip olan ilk YouTuber'ımız oldu. Neler düşünüyorsun Enes'in bu başarısı? Atamız. Atam Enes Batur. Vallahi ben tebrik ediyorum kendisini. Başlarda sevmezdim ama hakikaten çok başarılı işler yapmaya başladı. Bizi gururlandırıyor. Evet. Bak şöyle bir şey var. Atamız Enes Batur. Önüne geldiğini ısır katır kutur diye herhalde güzel yapmış herhalde. Yani güzel dünya çapında olmamız, YouTuber olarak da olmamız, şarkıcı olarak da olmamış, bilim adamı olarak da olmamış. Ne bileyim ben aklınıza ne gelirse bütün meslek dallarında dünya çapında Türklerden birinin çıkması göğsümüzü kabartıyor. Bakın şöyle hemen kabardım. Bu arada Enes'ten önce aslında başka bir küçük bir çocuk kanalı, ismini şu an hatırlamıyorum. Enes'ten daha fazla aboneye sahip. Doğrudur. Kanalın da abone sayısını gizli tuttuğu için insanlar onun daha fazla olduğunu bilmiyor. Neden gizli tuttuğu konusunda da çok para kazandığını insanların bilmesini istemiyor. Anladım. O yüzden Enes Batur şu an YouTuber olarak çok biliniyor. Yani. Ama Türkiye'nin en büyük kanalı sorarsa Net D Müzik. Net D Müzik, evet. O kanalı ama YouTuber olarak Enes Batur. Evet. Aferin Enes'ciğim. Net D'ye de selamlar. Ben izliyorum Net D'ye. Çok güzel müzikler çalıyorsunuz. Klipler hemen size düşüyor. Güzel. Biz de şey yaptık ya. Otte. Otte ya. Güzel. Yaparsın. Sen Ozan'sın. O yolla. Ben sizin bu gezegende olduğunuzu bile düşünmüyorum artık. Tanıdıkça, içine girdikçe. Eda şimdi bir anket açmak istiyorum. Evet. Şöyle ki gözlerimle ilgili. Bu lensleri biz çok sevdik. Bakalım insanlar da sevdi mi diye sormak istiyorum. Sen seviyor musun bu lensi öncelikle? Evet seviyorum. Sence insanlar sevecek mi sevmeyecek mi? Yani itici gelen diyen var. Ben biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımı da kullanıyorum. Orada zaten bu anketin hepsini yapıyorum. Hatta dün yaptım. Bak görüyor musun anketi andırdı. Evet. Dün yaptım. Mavi mi dedim kahverengimi yazdım. Çoğu mavi yazmış. Bir kısmı kahve yazmış. Ama işte ben gerçek olmayınca şey yapmıyorum yani çok önemli. YouTube'da da açalım haftaya da cevapları söyleyeyim. İyi hadi söyle. O bakalım. Zaman göster nerede olduğunu. İyi harfini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet şuradan. Eda'nın gözleri mavi mi daha güzel, kahverengi mi söz sizde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gözlerim hakkında konuşuyorsanız. Oh my god. Çok mutlu olacağım. Sonsuza dek çırılçıplak gezmek zorunda olmak mı? Yoksa düşüncelerini herkesin görebilmesi mi? Düşüncelerimin herkesi görebilmesi tabii ki. Yani çıplaklık bir yere kadar. Kışın ne yapacağım, donacağım mı? Ölene dek her uyuduğunda kabus görmek mi yoksa hiç uyumamak mı? Hiç uyumamak tabii ki. Niye kabus görüyorum? Kabus dolu bir dünyada ne işim var? Tabii ki uyumamak. Ama uyumamak tabii ki. Ama uyumamak o zaman da ölürüm zaten. Bütün gün inanılmaz kaşındıran bir iç çamaşırı giymek mi yoksa bir kaktüsün üzerine oturmak mı? İkisi de değil tabii ki canım. Tamam, birini seçeceğim. Ay daha neler benim kaba yerlerim çok kıymetlidir asla. Sorularımızın zor olduğunu söylemiştim. Bu zor değil, bu sıkıştırma. Evet. Yani bilmiyorum kaşındıran bir kıyafet giymeyi tercih ederim. Kaşırım, hiç olmaz kaktüsü batınca çıkaracak. O da çıkartırım yani. Aslında. Ay ben hayır yani. Önemli bir sunum yaparken yüksek sesle geğirmek mi yoksa patronun yüzüne hapşırıp balgam yapıştırmak mı? Ay moderatör neyin kafasını yaşıyordu bunları yazarken dururken bilmiyorum. Yüksek sesle geğirmeyi tercih ederim. Çünkü öbürü çok iğrenç. Önünde iki seçenek var. İkisinden birini yemek zorundasın. Çürük yumurta mı yoksa kanlı çiğ et mi? Kanlı çiğ et. Çöldeysin. Çöldeyim. Bir erkek arkadaşındasın. Evet. Ama çok çirkin bir erkek arkadaşın. Olma o sıcak da serafta o nasıl gelir biliyor musun? Çok çirkin ve malum organını yılan soktu. Onun hayatını kurtarmak için emer misin? Tabii ki emeyim ayol. Ama o zaman ben ölmeyeceğim ama değil mi? Emeyeceğim. Yok. Ay tabii ki ya. Hayatını kurtarıyorsun. Ay, bunu bana mı soruyorsunuz yani? Sen yıkık kırmızı oğlum. Hayırdır ayol bu kadar da açık olmayacaktık ne oldu? Peki kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümek mi? Niye yoksa gelin? İçinde yılanların olduğu bir kovaya ayağını çıplak olarak sokmak mı? Vallahi yılan yılanı sokmaz derler ama sokuyor. Kobra yılanı çok kendi cinslerini yiyor. Yılanın cinsiyetine bağlı. Yani yılanlar zehirli yılansa ayağımı sokmam. Kırık camlar üzerinde yürürüm.
Yani ayak tabanında kesilen ayaktan kan kaybı ölmeyeceğim için onları tercih ederim. Kaynar suyu kafaya dikmek mi yoksa soğuk kan içmek mi? Biraz bende vampirlik var. Hep vampire özenmişimdir. Hep vampir olmak için çok yani ergen çağlarımda vampir olmak istemiştim. Vampir olup böyle birden yarasaya dönüşüp uçmak, birden bir yerde belirmek, birden geceleri böyle hoşuma giden bir kişinin kanını böyle boynuna emmek. O filmler çok beni etkilemiştir. O yüzden soğuk bir kan içme. Soğuk kan olmaz. Ha, bekletilmiş mi? Sıcak kan. Soğuk kalmış. Beklemiş yani. Olsun, o da içerim. Yine ilk etabımızı bitirdik. Formula 1'deyiz sanki. Bayrak bir salladığa bayrakları. Bu arada bayrak sallarsan orada sevinirim. Anan bitti. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci etaba geçiyoruz. Bir ara verelim, bir brunch yaparım, bir şampanya içelim, havyar yiyelim, geliyoruz. Ama bu arada gelmiyorlar. Yani şu an izleyenler burada izliyor. Evet. Ama lütfen ikinci kanala gelin. Yani ve bunun devamını, eğlenceli soruları görün. Anketlerimizi görün. Pardon, anlamadım. Gelmiyorlar. Gelmiyor musun? Geldiririm ben. Gelmeyeni çok güzel geldiririm ben, haberiniz olsun. Gelmeyenler bana başvursun. Ozan Medya, bak şurada. Ozan Bey şurada. Ozan Medya'yı bekliyoruz efendim. Lütfen gelmenizi yapmayın. Bakın ben tanelerden geliyorum, bu stüdyolara giriyorum sizin için. Yani bizi yalnız bırakmayınız. Teşekkür ediyorum. Ah, çiçekler kulise lütfen.